Ömer. Ömer. Anneme iyi bak babacığım. Sakın onu üzme, olur mu? Ömer dur. Allah'a ısmarladık babacığım. Ömer. Serhat. Ömer. Serhat. Serhat. Ömer gitme. Ne olur gitme oğlum. Serhat. Ömer. Serhat. Ömer gitme oğlum Ömer. Serhat. Ne oldu? Kabus görüyordum herhalde. Ömer Ömer diye sayıklıyordum. Olsun, hiç değilse Ömer'i gördüm be dadayla. Bu kadar uyku yeter zaten. Sen buna uyku mu diyorsun ya? Serhat. Günde bir saat ya uyuyorsun ya uyumuyor. Böyle olmaz. İstersen bir doktora git ha. Beyler. Bu börekçi Selam var ya, yani Şenol, onu biraz araştırdım. Adam hakikaten de bir tane börek salonunda çalışıyor. Hem de asgari ücretli. Hadi canım. Altındaki arabayı da mı asgari ücretli almış? Evet. Aynen abicim. Ben de işte adamı biraz araştırdım. Bir takım kurumların işte veri tabanına girdim. Bu Şenol daha önce Güneydoğu'da basit bir gümrük memuruyken istifa ediyor. Buraya yerleşiyor, börekçi de çalışmaya başlıyor. Hah. Geldik şimdi zurnanın zırt dediği yere. Sanki amcasından miras kalmış gibi anlar, hamamlar. Bir sürü arsa alıyor. Hatta bu da yetmiyor. Bir tane inşaat şirketi kuruyor, rezidanslar yapıyor. Hadi canım. Ha. Yani kara para aklıyor. Aynen. Kara paranın nereden geldiğini de biliyoruz zaten. Uyuşturucudan. Vay be, Sarı Erol uyuşturucu işine giriyor ha? Hayırdır? Yakıştıramadın mı? Yakıştırdım yakıştırmasına. Da İsmet Ali'den korkusuna yapamazdı pek bu işleri eskiden. İsmet Ali'nin sevmediği iki şeyden birisi uyuşturucu ticaretidir. Öbürü ne? Bam ya. Ben de sevmem ha. Abicim şimdi bizim işimiz çok kolay. Ne yapacağız lan? Herife bamya mı yedireceğiz? Ya bir cıvıtma bir. Sevimsiz. Abicim bu Sarı Erol'un uyuşturucu işine girdiğini bir şekilde İsmet Ali'ye çaktıracağız. O da bunun ipini çekecek. Bitti gitti. Onu da yaparız ama önce Sarı Erol'un mallarını bir tarafına sokmam lazım. Yoksa benim içim rahat etmez doktor. Hay senin ağzını öpeyim kardeşim ya. Ağzından bal damlıyor ha. Yine dandun yani ha. Şimdi Nazmi, bak Allah'ını seversen gittiğimizde öyle iki tane adamı hacamat etmezsek bu işin keyfi nerede kaldı ya? Ha? Gerçi sen Hipokrat yeminini etmiş adamsın, o ayrı. Etmedim oğlum, kaç defa söyleyeceğim sana kalın kafalı. 4. sınıfta fakülteyi bıraktım ben. Biliyoruz doktor, biliyoruz. Biliyorsun da sen niye benim üstüme geliyorsun ya? Bunlar bu işi nerede, ne zaman, nasıl yapacaklar önce onu öğrenmemiz lazım. Gerisini sonra düşünürüz. Ve benim aklıma bir şey takıldı. Şimdi sen İsmet Ali çok değişti demedin mi? Zamanla değiştiyse belki uyuşturucu ticaretini bu adam da bulaşmıştır. Nereden biliyorsun? Yani İsmet Ali alçak olmasına alçaktır ama uyuşturucu satacak kadar değil. Bugüne kadar hiç satmadı. Bugünden sonra da hiç satmaz.